Davutoğlu of Turkey to take the floor. Please. Thank you very much. Avrupa Birliği ile Türkiye arasında kıran kırana geçen mülteci pazarlığı sonrası ortalık karıştı. 7 Mart zirvesi sırasında anlaşmaya sadece Macaristan ve Malta karşı çıkarken son günlerde itirazlarını yüksek sesle dillendirenler arasına Avusturya ve Fransa da katıldı. Avrupa Birliği, Türkiye arasında pazarlıkları süren geri kabul anlaşmasına karşı çıktığını söyleyen Avusturya İçişleri Bakanı Johanna Mikl-Ätner, Brüksel'e sert bir mektup gönderdi. Mektupta Türkiye'de yapılması planlanan ve muhtemelen 17-18 Mart'ta düzenlenecek Avrupa Birliği Liderler Zirvesi'nde karara bağlanacak anlaşmaya dair eleştiriler ve öneriler yer alıyor. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande'da insan hakları ve vize konusunda Türkiye'ye taviz verilmemesi uyarısında bulundu. Almanya'nın en yaygın mülteci örgütü ProAsto'nun bilirkişilere hazırlattığı rapordaysa Türkiye'nin Yunanistan'a ayak basan bütün kaçak göçmenleri geri alması Avrupa İnsan Hakları Konvansiyonu'yla garanti altına alınmış olan bireysel iltica başvurusu hakkını ihlal ediyor uyarısında bulundu. Avrupa basını da mülteci pazarlığında yaşanan sorunlara dikkat çekti. İngiliz Daily Telegraph gazetesi, mülteci krizinin çözümü amacıyla Avrupa Birliği ile Türkiye arasında varılan anlaşmanın tehlikede olduğunu yazdı. Gazete bu duruma gerekçe olarak Ankara'nın Brüksel'e şantaj yaptığını ileri sürdü. Haberde Kıbrıs'ın Alman planına dayalı anlaşmayı veto etme tehdidinde bulunduğu Fransa ve Çek Cumhuriyeti'nin Türkiye'yi Avrupa'ya şantaj yapmakla suçladığı, bazı Avrupalı yetkililerin de anlaşmanın yasa dışı olduğunu kabul ettikleri belirtiliyor. Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk, toplantı öncesi prensip anlaşmasının AB'ye üye 28 ülkenin tümü ve birliğin tüm kurumlarınca onaylanması gerektiğini hatırlatmıştı. Avrupa'da anlaşma ile ilgili yoğunlaşan tepkilerin ardından Başbakan Ahmet Davutoğlu ile Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk 17-18 Mart'ta taslağın görüşüleceği toplantı öncesi bir araya geldi. Anlaşma ile ilgili Avrupa'da değişen hava Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun açıklamalarına da yansıdı. 3 milyar avro olarak deklar edilen, daha sonra 3 yıl için 6 milyar avroya çıkartılması planlanan bu konuları daha işte zirvede ele alınacak maddi külfet paylaşımı konusunda da Türkiye'nin pozisyonu açıktır. Biz hiçbir zaman para pazarlığı yapmadık. Başbakan Davutoğlu 7 Mart'taki zirve sonrası yaptığı açıklamadaysa Avrupa Birliği ülkeleriyle Kayseri pazarlığı yaptığını söylemişti.